Bu 5 litrelik suluk. Şimdi arkadaşlar, burada göstermiş olduğum, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Çünkü beğendiğiniz videolar her zaman 3 liraya çıkar. Daha çok kişi tarafından izlenir. Yani emeğe saygı diyelim buna. Kızdırmayın bu lazı. Beğen onu. Beğendin mi? Gördüm, beğendin. Sağ ol, teşekkür ederim. Size çok önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Bakınız, bu bilgiyi siz bugüne kadar hiç duymadınız. Uygulamasına da denk gelmediniz. Onun için emeğe saygı diyorum. Lütfen beğenin. Hatta beğendiğiniz videolarımı da paylaşın. Yani onlarca bilgi var o YouTube kanalında, parayla alamayacağınız. E vitamini 80 TL'dir veterinerde. Bir dut yaprağında E vitamini ayrı 12 tane daha vitamin var. Onun için videoları izleyin. İnanın, onların hiçbiri boşa yapılmamış oraya. Bakınız arkadaşlar, 5 litre su. Size kuşlarınızın, hani kalsiyum alıyorsunuz ya, eczaneden kalsiyum ilaçları bilmem ne veriyorsunuz, vitamin bilmem ne. Bakınız kardeşlerim. Toz kireç. Toz kirecin içerisinde üst düzey kalsiyum vardır. Bir. İkincisi, toz kirecin, yani kirecin mikropları, bakterileri öldürme özelliği vardır. Şimdi şöyle bir çay kaşığı buna attık. Yani bu 5 litrelik ya. Yarısını buna dökmüştüm. Bunu da döküyorum. Yani 5 litreye 1 çay kaşığı toz kireç. Şimdi arkadaşlar diyor ya, ben diyor suyun klorunu düşürmek için, mikrobunu almak için çamaşır suyu katıyorlar. Yanlış bir uygulama. Alçı değil arkadaşlar. Bakınız, alçı ile kireci de karıştırmayın. 5 litrenin içerisine 1 çay kaşığı kireç koyduğunuz zaman kuşların kalsiyum deposu, kalsiyum ihtiyacını karşılarsınız. İçindeki kötü bakterileri de öldürmüş olsunuz. Tabii iyi bakteriye de zarar verebilir. Onun için kefir uygulaması yapın. Onun uygulaması YouTube kanalımda da var. Üst düzey kalsiyum alır. Ne demiştik? En çok kalsiyum var yumurta kabuğunda. İkincisi ne de var? Kireçte. Bugün diş macunu bile kireç taşından, kalsitten yapılır. Kalsit. Bakınız, diş macunu kalsitten yapılır. Ve böyle birçok malzeme daha. Yani detaylı konular. Google'a girerseniz bunları da görürsünüz. Haftada bir, 5 litre suya 1 çay kaşığı kireç koyun, kuşlarınıza verin. Kalsiyum ihtiyacını karşılayın. Kötü bakterilerden kurtulup kuşların içini temizler, düzenler. Bir ikincisi, bana hastalıkta sorarken sizlerden rica ediyorum. Bakınız, kuşun dışkısı yeni ve taze yapılmış. Dışkının üzerine telefonu böyle yukarıdan, yandan değil, yukarıdan yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Çak, resmini çek. Çünkü o dışkının içindeki bakteriyi biz rahat görebiliyoruz. Rengi, yapısı, sümüksü, köpüksü, sulu parçalanmış vesaire, hepsi bize bir şey söylüyor. Bakınız, bir çocuk doktora getiriyorsun, idrar tahlili, kan tahlili, film çekiyor, muayene ediyor, bir sonuca varıyor. Bize, efendime söyleyeyim, uzaktan adam toplu çekiyor resmi veya başka tür. Abi hayır, dışkıyı yaptı mı taze, kurumadan, üstten aşağı çekiyorsun, en yakın mesafede çekiyorsun dışkı resmini, atıyorsun bize. Şimdi bu kireç olayı Türkiye'de bir ilktir. Kuşlarınıza kesinlikle alçı tarifi vermeyin, yanlıştır. Tuz vermeyin, yanlıştır. Kuşların böbreklerini çökertir. Mineral taşı kesinlikle vermeyin. Onun videosunu yaptım, YouTube kanalında var. Kesinlikle yanlıştır. Orijinal. Bakınız, bütün eski binalarda toz kireçten badana yaparlardı. Eski binaları, yani tarihi öncesi Osmanlı ve Roma'dan bahsediyorum. Kireç kullanırlardı. Kireç sağlık demektir. Bir de bozuk kireçlerinizi, dışkılarınızı sürekli temizlemeyin. Toz kireci yanınıza alın. Toz kireci yanınıza alın. Dışkı mı yaptı buraya? Sabahtan gördün. Yemeğe tuz serpme gibi böyle parmağının ucunu al. O dışkının üzerine böyle serp. Hem dışkının suyunu alacaktır,
hem de boğucu özelliği olduğu için bütün bakteriyi öldürecektir. Şimdi kuşlar belli noktalara oturur. Belli noktalarda durur. Şimdi zaten belli noktaya bırakır dışkıyı. Aldın kardeşim biraz toz kireç, pıp 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 üzerine, onun üzerine ne oldu? Hem dışkıyı kurutuyor, hem bakteriyi öldürüyor. Tekrar kuşa vermesini engelliyorsun. Hani ilaç tedavisi yapıyorsun ya, bakteri tekrar gelmemeli. Bu konuda uzlaştık mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi unutmayın.